İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Soy. Portal 2, Portal 2 tam çözüm serimizde 5. bölümle beraberiz. Hala Twitch'teyiz. Aynı 1'de, 2'de, 3'te ve 4'te olduğu gibi 5. bölümde de Twitch'te aynı gün 17 Haziran günü 17 Haziran Cuma günkü yayınımızda bölümleri çekmeye devam ediyoruz. Dahice başardım tabii ki de, ben yaptım, dahice olacak tabii. Böyle de egoist bir insanım. Ne oluyor lan? Işık yap bana. Whitley! Whitley! Zıplıyorum bu arada ama görünmüyor tabii ki. Burası çok güzel. Bir fikrim var, çok tehlikeli diyor. Sonra bana dediler ki feneri açarsam ölürmüşüm. Bana her şey hakkında söyledikleri tek şey bu. Çok gerizekalı ya Whitley. They say that the old caretaker of this place went absolutely crazy. Evet, neredeyiz abi? Buradayız. Nereye gidelim? Aşağı inelim abi. İndik. Oğlum göremiyorum önümü. Bu nereden gideceğimizi gösterdi aslında bize. Nereden gidecekmişiz? Oğlum bize nereden gideceğimizi göstersene. Hacı. Lan bırak absolutely terrifying falan. Göster nereden gideceğiz. Karşıya atlamaya çalış. Atladım acı. Daha buralar fabrika için. Fabrikanın dışına egzantrik yerlere de gideceğiz. Ya yürü git. Ben sen aydınlatmasan da atlarım. Sen kimsin? Ne tarafa gideceğiz? Aşağı gideceğiz. Nicely down. Oğlum orada bir şeyler yapıyor adamlar. Dur lan! Ne yazıyorsunuz la oraya? Oğlum dur. Sakin ol. Lan dur. Koş 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 koş. Hoppa. Herhalde buradan gidilir. Başka yol yok zaten. Çok güzel görünmüyor mu ya? Cidden çok boş dünyalar oluşturmuşlar. Buradan gidilmeyecek demek ki. İnsanlara laf edip sonradan ağzımdan kaçtı. Şuraya bir tane açayım da şuna. Lazım olur, mazım olur. Şuraya lazımmış zaten. Düştük yere. Tamam. Sonra abi. Buradan. Farkındayım. Çıkartırsan sevineceğim zaten. Ulaşırım acı. Sen iste yeter. Ulaştık. Lan ışık yap bana. Işık da yapmıyor. Nerede olduğumu anlayamıyorum. Bu ne lan? Burada bir şey var mı? Yok. Oh be, hava aydınlandı. Aşağı direkt atlayabilirim aslında. Ölmüyorum sonuçta ama. Neyse atlayalım şöyle yavaştan. Açıl ustam, açıl. Sen de açıl. Evet, güzel. Egoist Sefa. 19 Haziran'da mıyız biz ya? Ben 17 dedim değil mi demin? Evet, 19 Haziran'daymışız bu arada. 17 değil. Böyle videonun başında 17 Haziran yayınımız dedim ama 19 Haziran'daymışız. Bayağı bir fail muhabbeti döndü. Ama ne bileyim ben abi, ben bütleri bitmiş bir insan olarak, bütünleme sınavları bitmiş bir insan olarak tarihle hiçbir işim yok açıkçası. Şu anda en azından. Birkaç hafta boyunca yok öyle bir işim. Turret redemption lines are not rides. Please exit the turret redemption line. Lan düşme sakın. Nereye gidiyoruz abi? Buraya gidemeyiz. Şuraya gideceğiz. Herhalde. Oğlum Taret, sen ne yapıyorsun orada? Gerizekalı. Ahın gitmiş vahın kalmış. Ben farklıyım diyor. Ha, farklısın belli. Şuradan atlasak doğru yol mudur acaba? Hiç doğru gibi gelmedi bana ama. Doğru gibi de geldi açıkçası. Ha şuradan, tamam. Güzel. Target acquired. Bunlar çok güzel ya. Böyle bozuk taretler var. Çok güzel muhabbetleri var bir de. Bu temiz. Düz duranlar çalışıyor. Bunlar çalışmıyor. Neyse, nereye gidiyoruz abi? Şuraya gidelim. Yok, arkaya gidelim de taret vurmasın. Bana da ateş edebileceği için biraz tırsma durumundayız.
Oğlum buradan ne yapacağız? Daha da ateş edebilir. Evet, bana etti zaten. Buradan başka bir yere... Yani şuraya fırlatacağız kendimizi. Tamam. Çok güzel ya o bozuk taretler. Çok seviyorum onların muhabbetleri. Aa, buralara... Bayağı ilerlemişiz biz ya. Hatırlıyorum buraları az çok. Burada bak, burada gerizekalılığının bir örneği daha alacak bu salon şimdi. Taretler geldiğinde şablon inceleniyor ve şablona uygunsa yapılan taret devam ediyor. Uygun değil de bizim bozuk taretlerden ah bunlar. Çat diye arkaya atılıyor. Diyor ki kapıyı açmamız lazım ama biraz teknik bir şey. Nasıl açacağım işte görmemen lazım falan filan yapıyor. Arkanı dön diyor. Şöyle gösterebilir miyim? Bir bakayım. Arkamı döndüğüm anda kafayı vuruyor oraya, bu şekilde açıyor. Çok teknik bir açış gerçekten. Neyse, bu şablonu alıyoruz buradan. Ama yeni bir şablon koymamız lazım çünkü hafızadan devam ediyor bunlar. Tabii ki de bir fikrim var. Gerizekalı ben sen miyim? Buradan atlayamam. Ah siktir. O ne lan ah siktir diye taret konuşur mu? Neyse, buraya geliyoruz. Bir tane bozuk taret geldiğinde onu alacağız ve şablon olarak onu koyacağız ki hiç çalışan taret kalmasın ortalarda. Yani çalışan taretler atılsın, çalışmayanlar kalsın diye. Şablon olarak bunları kullanacağız. Gönder gelsin. Oba! Yine tuttuk, yine tuttuk, yine tuttuk. Panter gibiyiz yemin ediyorum. Muhabbetleri süper ya. Senin sayende yırttım ahbap falan filan yapıyor. Bu videolar ne zaman YouTube'da olur bilmiyorum arkadaşlar da, 2 haftayı bulabilir yeni bölümleri. Eski bölümler 1 hafta içinde olur. Çünkü şu an Minecraft var biliyorsunuz. Drum'un 3. bölümü var. Birkaç tane çektiğim vlog var bir tane, birkaç bölüm daha var. Hani her gün bir tane yayınlıyorum video. Bazen 2 video bile yayınlıyorum günde. Tek başına çalışan, tek başına bir şeyler yapmaya çalışan biri için hani ne kadar zor ve uğraştırıcı bir şey olduğunu az çok bilen arkadaşlarımız vardır. Ona rağmen her gün en az bir video yayınlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Hani 2-3 yaparsam bir gün sonra ne yayınlayacağım durumu olur. Ona göre kendim ayarlıyorum hangi videonun yayınlanacağını hangi gün. Banka kartıyla oyun alabilirsin, evet Kerem. Evet, artık taretleri kullanamayacak tabii ki. Evet, burada çeşitli projeler var. Patatesten güç elde ediyor. Bu ne lan? Bu da onun gibi bir şey. Bu da onun gibi. Hepsi patatesten güç elde etmeye çalışıyoruz. Bu volkan yapmış. Bu da patatesten. Burada bir kocaman bir şey patates olmuş. Neyse, devam ediyoruz. Bunlarla hiç uğraşmayacağım çünkü bu bir tam çözüm. O kadar geyik muhabbeti yapsak da tam çözüm sonuç olarak. Lan şuradan geçiş var mıydı? Korktum bir an boşa mı uğraştık diye. %100 bu tarafta olmalı diyor. Gidiyor. Geri dönüyor, bu taraftan değilmiş diye. Çok gerizekalısın ya. Neyse, devam. Tabii Maestro, yani çektiğim mesela şu anda 5. bölümdeyiz ve aynı gün çektik. Bunlar depolanmış oluyor. Zamanı geldikçe yayınlanıyor. Teşekkürler Gökhan. Avea'dan mobil ödemeyle alabilirsin Steam'den. Banka kartıyla oyun alınabiliyor. Teşekkürler Engin Can, bitti bütünlemeler işte. Takılıyoruz. Service Sam çok eskiden oynadım abi. Son zamanlarda oynamadım ama çok eskiden bayağı oynardık. Evet. Bilmiyorum, GTA serisi muhtemelen gelir de ne zaman gelir, nasıl gelir, hangi şekilde gelir, online mi gelir, hikaye mi gelir, hikaye gelirse Türkçe'ye mi olur mu yani. Öyle
bir düşüncede değilim ama Mafia 2 serisi gelecek çok yakın bir zamanda. Yani Portal bittiği anda Mafia 2'ye başlayacağım seri olarak. Evet, şimdi burada olayımız arkadaşlar. Bize bir tane lazer lazım. Lazeri geçti mi? Gördük mü biz lazer? Var mıydı bir? Evet, şurada. Şu lazeri alıyoruz. Diğer amcamız da şu aşağıdan gelene tıklıyoruz ve hepsini yakıyor, kesiyor. Artık sinir gazı pompalanmıyor yani şeye, pompaya. Ve bu sayede de etrafta sinir gazı kalmıyor. Bu da öldürücü bir gaz zaten. Demin hani kaçarken sinir gazı doldurdu ya şey odaya. O gaz artık yok yani. En azından bir süreliğine tabii. Ciddi derecede öldürücü olmayan seviyeye. Yuhu, 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 yuhu. Gidiyoruz. Bu iş bu kadar. Sefa abiyle akşam akşam delirmesi. Spoiler vermesen iyi olur Queenkan. Yani videoda olmayacak tabii de chat'teki arkadaşlara da spoiler vermezsen güzel olur. Zaten yani çoğu oyunun sonu bellidir abi. Yani öyle bizi bizi çok şaşırtan inanılmaz oha lan böyle mi bitecekti ben hiç tahmin etmedim diyeceğimiz pek oyun yok yani. Genelde aynı filmler gibi abi. Genelde tahmin ettiğimiz sonlar olur. Ama bunda biraz farklı tabii ki durumlar var. O sebeple spoiler vermesen güzel olur. Beklemediğimiz şeyler olabiliyor. Sus ağzını yüzünü kıracağım. Bundan bende yok mu ya? Bir tane göz möz kardeş olsun sussun konuşmasın. Defol sen sağdan soldan. Biz de düz gidelim. Allah'a şükür kurtulduk lan sesinden. Ya ciddi ciddi herif benden çok konuşuyor. Hani bana bazen yorumlarda ama çok konuşuyorsun falan yapıyorlar. Ki yani abi olay konuşmak zaten. Hani video yoksa gameplay yaşar izlersin. Karşındaki konuşsun diye oynama videosu izleniyor da. Ben biraz fazla konuşabiliyorum da. Boş boş durunca abi video dönüyor orada. Oynuyorum ama konuşmuyorum. Saçma bir şey gibi geliyor bana. Neyse işte. Ben çok konuşuyorum. Bu herif benden de çok konuşuyor. Nereden nereye bağladım. Hoppa. Başka yol yok zaten. Oha kapı çıktı. Adam resmen kandırdım yaptı. Şimdi yukarıdan çık. Açarım acaba. Adam resmen ağzıma sıçtı orada. Kandırdı beni. Aha. İşte. Adam bizi yakaladı. Oo, taret koydu ama taret çalışmıyor tabi. Taret bizim değiştirdiğimiz taretlerden. Ne oluyor lan? He, patlıyor salaklar. You were busy back there. Well, I suppose we could just sit in this room and böyle bakmaya devam edelim diyor. Ne de olsa ben ölümsüzüm. Sen 60 sene sonra en geç öleceksin diyor. Ölümcül sinir gazı yapayım diyecek. Ama biliyorsunuz sinir gazını yok ettik biz. Onu da veremiyor. Whitley geliyor. Geldi. Ben de senden canım. Canım, gel buraya. Alternatif çekirdek tespit edildi. Aa, bahsettikleri benim yapıyor. Gerizekalı ya. Evet, çekirdek transferi. Bunu yok etmek için onun yerine bunu koyuyoruz. Daha doğrusu bunu koymuyoruz da şey... farklı bir çekirdek olarak çakışma oluşturup bunun yok olmasına uğraşıyoruz. Değişim olsun mu dendi. Biri evet biri hayır deyince ikilem tespit edildi. Bunu çözmek için düğmeye basmamız lazım diyor. Bu düğmeye basacağız. Atıyor arkaya.
Bir daha açacakmış oradan. Açacak mı? Neyse şuradan devam edelim. Hiç uğraşmayacağım. Ne kadar açabileceğim? Lan nereye çıktık? Buraya çıkmayacaktık ya dur. Ha şimdi oldu. Lan dur. Ha buraya gelene kadar gitti ve bastık. Transfer ikilemi çözülüyor ve bu amca artık gidiyor. Ya acıtırsa? Acıtacak. Seslendirenler mükemmel olmuş ya. Ve? Nasıl bir ses yaptınız abi burada ya? Evet, artık GLaDOS yok. Bu salak geçti oraya. Bizimki de burada, GLaDOS. Şu siyah bölümü almaya çalışıyorum altyazıyı ki okuyabilin diye. Evet, asansör geldi. Hadi çık da işte bitirelim bu işi falan yapıyor. Artık yok edelim bu teyzeyi falan yapıyor. Her şeyi de kontrol edebiliyor ya, dalga geçiyor orada. Burada sıkıntı başlıyor işte. Yavşağa döndü arkadaşlar kısacası. Kısacası gücü görünce poposu kalktı. Bunu ben yaptım deyince bizim Adi de gaza getiriyorsun sen hiçbir şey yapmadım diye. Ve bunu da bize düşman yapıyor resmen. Oyun normalde burada bitebilecekken bu salağın egosu yüzünden devam ediyoruz kısacası. Sen hiçbir şey yapmadın, sadece ben fedakarlık yaptım. Sen hiçbir şey yapmadın, hiçbir şey feda etmedin. Bana patronluk tasladın sadece. Şimdi patron kim muhabbetinde? Tipe bak. Patates haline getirdi DOS'u. Is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it. Sorry, what? Seni tanıyorum dedi GLaDOS. Zeka köreltme küresi bağladılar. Beynime bir tümör gibi bulaştı. Sonu gelmeyecek şekilde berbat fikirler yaratıp duruyordu. Önemli olan burada. Burası. Bu sendin. Kısacası bizim Whitley... sen moron olmak için tasarlandın. Bizim GLaDOS'u durdurmak için saçma sapan fikirler üreten... bir robot olarak üretilmiş. Yani o yüzden bu kadar gerizekalı konuşuyormuş, saçma sapan fikirler üretiyormuş. İşte camı kırmayı hacklemek gibi falan söylüyormuş. Ve bu bizim başımıza bela olacak. Bu teyze de bunu söylüyor. Sen diyor beni yok etmek, beni durdurmak için üretilen bir morondun, tümörsün diyor. Ve buradan itibaren yeni bir maceraya atılmış oluyoruz. Eğer bölüm 6'ya geçerse videodan da bölüm 6'ya evet geçiyoruz. Düşüş 6. 6. bölüm düşüşe geçeceğiz. Evet kısa kısa videolar oluyor. 18-19 dakikalık 15 dakikalık falan. Bu şekilde devam ediyoruz. 6. bölümde devam edeceğiz. 5. bölüm burada sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.